Evet, yarın meclis açılıyor. Meclis açılınca ne olacak? Özgecan Özgenç'le konuşuyoruz. Özgecan merhaba. Meclis peş peşe kanunlar mı çıkaracak? Çok büyük şeyler bekliyor muyuz? Merhaba Ruşen Çetin. Öncelikle geçtiğimiz sezonda dönemde yarım kalan kanun teklifleriyle meclisin açılmasını bekliyoruz. Yaklaşık 2 aylık bir ara verdi meclis çalışmalarına. Temmuz başında kapanmasını beklerken Temmuz ayı boyunca da çalıştı. Bazı kanun teklifleri alelacele muhalefetin tepkilerine rağmen geçirildi. Bunlardan en tartışmalara gündeme getiren tekliflerden biri hayvanların korunmasına yönelik yasa teklifiydi. Ötenazi tartışmaları gündeme damga vurmuştu. Yarım kalan neler var? Ben onlarla başlayayım. Öğretmenlik mesleği kanunu meclisin ilk gündemlerinden biri olacak. Yarın meclis çalışmalarına resmen başlayacak ve genel kurulda önce meclis başkanı Numan Kurtulmuş, ardından da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hitap edecek genel kurula. Ancak resmi açılıştan önce Devlet Bahçeli'yi grup salonunda, kürsüde göreceğiz. Resmi açılıştan önce MHP grup toplantısını gerçekleştirecek. Bahçeli son grup toplantısını 25 Haziran tarihinde yapmıştı. Hatta bu toplantıyı oturarak yapmak zorunda kalmıştı, fenalaşmıştı Bahçeli o gün. Yaz ayları boyunca da sık sık rahatsızlandı. Hatta öldüğü bile iddia edildi. Yarın mecliste ilk olarak Bahçeli'yi dinleyeceğiz. Ardından resmi genel kurul açılışı olacak ve Erdoğan'ı dinleyeceğiz. Akşam saatlerine de bir resepsiyon olacak. Çarşamba günü genel kurul çalışmalarına başlayacak. Ancak öncesinde İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da grup toplantısı yapacak. AKP grup toplantısının olup olmayacağının henüz netleşmediğini söyleyebilirim. Öğretmenlik mesleği kanunu yarım kalan bir teklifti. İlk gündemlerden birinin bu olmasını bekliyoruz. Hem eğitim sendikalarının hem de siyasi partilerin direnciyle karşılanmıştı bu teklif geçtiğimiz dönem gündeme geldiğinde ve ilk yarısı, ilk 22 maddesi ancak kabul edilebildi genel kurulda. İkinci kısmının görüşmelerine 1 Ekim'den itibaren açılacak, mecliste devam edilecek. AKP'nin ilk olarak bu teklifi meclis gündemine getirmesi benim bildiğim öğretmenlik meslek kanunu da bir isim değişikliği değil mi? Orada bir kanun tasarısında bir şey var, incelik var değil mi? Adında hatta birçok kişi yanlış da yapmıştı. Öğretmenlik meslek kanunu olarak diyoruz değil mi şimdiki adını? Ruşen Çakır, aslında geçtiğimiz yıllarda yanılmıyorsam 2022'de kanunlaşan bir yasa vardı, öğretmenlik meslek kanunu. Şimdi de akıllara sürekli o geliyor, ancak onda AYM'nin iptal ettiği bazı maddeler var ve aynı isimle tekrar kanun teklifi getirilemeyeceği için AKP bu dönem öğretmenlik mesleği kanunu, yani mesleği yaparak yeni bir kanun teklifi getirdi. Şu an hali hazırda görüşmelerine devam edilecek kanunun ismi öğretmenlik mesleği kanunu. Neden tepki çektiğini de Berfin Bayır uzun uzun hem haberleri takip etmiş hem de yayın yapmıştı, seyircilerimize tavsiye edebilirim. Bir eğitim akademisi kurulmasını öngörüyor. Öğretmenlerin pek çok açıdan mevcut memuriyet haklarını elinden almaktan öğretmenleri kategorize etmeye kadar eleştirilen tarafları var. Bu tartışmalarla muhtemelen genel kurul çalışmalarına devam edecek. Şimdi bir de yargı paketi var. Onların numaraları var. Bu 9. değil mi? Evet. Orada özellikle etki ajanlığı diye bir mesele ortaya atıldı ve sonra muhalefet iktidarı, daha doğrusu AK Parti'yi ikna etti dendi. Ama şimdi geçen sizin yaptığınız haberde, Mahir'in mi, beraber mi yaptınız şimdi emin olamadım, MHP'nin tekrar bunu gündeme getirmek isteyeceği söyleniyor ve buradaki tabii ki temel husus etki ajanlığı diyerek birçok iktidar eleştirisini vesairesini dış güçlerin oyunu olarak tanımlayıp yargılanması ihtimali var herhalde çok ciddi bir şekilde. Bu ne bekliyorsunuz? Gelebilecek mi? Tekrar gündeme gelir mi? Bu belki bir diğer yargı paketiyle 10. yargı paketi olur. Belki bu sefer ismi gelebilir. 9. yargı paketi henüz yasalaşmadı. O da Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlandı. Yanı 9'dan çıkartıldı. 9'dan çıkarıldı.
Eyvallah. 9. yargı paketinde aslında kamuoyuna sızan bir taslak vardı. Etki ajanlığı da o taslakta yer alıyordu. Ancak iktidar mensupları bunu sık sık yalanladı. Yılmaz Tunç da bu taslağa sık sık karşı çıktı. Ve meclise gelen teklifte etki ajanlığına yönelik herhangi bir düzenleme de yer almadı. 9. yargı paketi etki ajanlığı olmaksızın meclise geldi. Ve Adalet Komisyonu'nda yine tartışmalarla görüşmeleri devam etti. Meclis tatile girmeden ancak komisyon aşaması tamamlanabildi, ancak genel kurula indirilmedi. ÖMK'dan, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'ndan sonra da bu 9. yargı paketinin genel kurulda görüşülerek yasalaşmasını bekliyoruz Ruşen Çakır. Senin hatırlattığın Mahir'in haberiydi. Etki ajanlığı konusunda MHP'nin ısrarından vazgeçmediği konusunda bilgiler edinmişti, temasları olmuştu Mahir'in. Bir diğer yargı paketiyle etki ajanlığının tekrar gündeme gelebileceği konuşuluyor. AKP içinde bir grubunsa buna direnç gösterdiği, MHP'nin bu baskısının karşısında olduğu da ifade edildi aslında. Bu 10. yargı paketi diyebileceğimiz yeni pakette uyuşturucu, kadına, çocuğa yönelik şiddet, istismar, terör suçlarını dışarıda bırakacak şekilde bir infaz indirimi düzenlemesi de olabilir. Bunu şu açıdan değerlendirmek mümkün diye düşünüyorum. AKP'nin yasaların içinde özellikle böyle paket kanun, torba kanunu şeklinde getirdiği yasaların içerisinde bir toplum kesimini memnun edecek, kimsenin de itiraz edemeyeceği bazı noktalar oluyor genelde. Bu infaz indirimi meselesi de sık sık talep edilen bir şey iktidardan da, özellikle MHP'den de, MHP'nin yargıdaki etkinliğini bilen kamuoyu tarafından da talep edilen bir şey. Bu ikisi bir arada 9. yargı paketinden sonra yine meclisin gündeminde olabilir. Bu yönde de bir hazırlık var iktidar kanadında bildiğimiz kadarıyla. Yeni yasama döneminde senin bir zamanlar çok yakından takip ettiğin İyi Parti'den yeni istifalar bekliyor musun? Yeni istifalar muhtemelen bekleyeceğiz. Şu an hali hazırda tartışabileceğimiz isimler var mı, onu önümüzdeki günlerde görürüz muhtemelen, ama grup durumlarında bazı dengesizlikler söz konusu olabilir. Bir de senin de zaman zaman önemsediğin, bizim de haberlerini yaptığımız Yavuz Ağaroğlu'nun partisi de bu yeni yasama yılında sahneye girecek. Mecliste bir etkinlik şu an için göstermesini beklemiyoruz ama bazı milletvekili transferleri için onların da çalıştığını biliyoruz. Yani o ülkücü kanadın mecliste bölünerek genişlediği bir yeni yasama yılı bizi bekliyor olabilir. Bir de tabii bir başka beklenti neydi? Gelecek ve Deva birleşir mi? Önümüzdeki günlerde Deva Partisi'nin kongresi var. Ayın 16'sı mı? Öyle bir hafta sonu olacak. Deva Partisi orada hatta birleşme olur mu diye söyleniyordu. Ama grupları birleştirmeleri ihtimali var sanki. Daha doğrusu neydi? Gelecekle Saadet'in ortak kurdukları bir grup var. 20 idi, bir kişi vefat etti. 19 ama CHP'den takviyeyle 20 oldular. Oraya 15 devalı milletvekilinin de katılma ihtimali herhalde bu dönem söz konusu, değil mi? Gelecekle Deva Partisi birliği tartışmalarında özellikle mecliste bu birliğin nasıl olacağını da biz sorduk, soruşturduk. Yine hem Mahir'in hem Berfin'in hem de benim temaslarımızla öğrendiğimiz bazı şeyler vardı. Saadet Gelecek grubunun genişleyebileceği, iki partinin birliğinden önce mecliste bu birliğin sağlanabileceği konuşuluyor ve Saadet Partisi'nin de bu ortak grup fikrine sıcak baktığını biliyoruz Ruşen Çakır. Sen de hatırlattın, Hasan Bitmez Saadet Partili milletvekili geçtiğimiz sene meclis kürsüsünde ölmüştü ve Saadet Bitmez'in eksiğini bir CHP'li milletvekili grubun düşmemesi için kapatmıştı. 19 Saadet Gelecek milletvekili ve 15 Deva milletvekiliyle daha güçlü bir grup olarak bu üç parti birlikte hareket etmek istiyorlar. Tabii Demokrat Parti'yi de, üç milletvekiline sahip olan Demokrat Parti'yi de bunlarla yan yana sayabiliriz. Mecliste daha çok söz hakkı olabilecek, komisyonda temsilci bulundurabilecek bir milletvekili sayısına bu grubunda hedeflediğini söyleyebiliriz aslında. Tamam da işte şimdi daha yüksek milletvekili olan partiler ne yaptılar, ne yapabildiler? Meclis çünkü zaten fonksiyonu çok fazla yok. Böyle bir durumdayız. İşte tabii yeni yasama dönemi deyince yeni kavgalar olur mu? Ne oldu şimdi? Düzenleme var değil mi? Sağlık görevlileri sürekli olarak bekleyecek. Son gelişme bu. Onun dışında mecliste çok da fazla heyecan verici bir şey pek olmuyor sanki. Yani peki Can Atalay meselesi tamamen kapandı mı?
Ruşen Çakır aslında meclis tatildeyken olağanüstü toplantıya çağrılmıştı. Bir sefer çağrıldı ve kavgalı dövüştü mecliste. Kan dökülen görüntülere sahne oldu. Eylül ayında yeniden Can Atalay gündemiyle toplantıya çağrıldığında meclis başkanı Numan Kurtulmuş aynı konulu bir çağrı olduğu için tekrar olağanüstü toplanmaya gerek olmadığı yönünde karar verildi. Bu duyurulmadı ancak meclis tekrar toplanmadı. Yeni dönemde muhalefet cephesinin Can Atalay'ı gündemde tutmak istediğini biliyoruz ancak hem iç tüzük hem meclis içtihatları buna ne kadar izin verecek onu göreceğiz veya iktidar bunun önünü ne kadar açacak o da yoruma açık bir mesele. İktidarın bu meseleyi ısıtmak istemediğini çok net görebiliyoruz ancak muhalefet de unutturmak istemeyecek ancak meclis usulünce yeniden ele alınması mümkün olur mu? İktidar çoğunluktayken tekrar bu mesele genel kurulun veya meclisin herhangi bir komisyonun tartışma konusu olabilir mi? Bana sorarsan olmayabilir ancak göreceğiz. Evet, maalesef öyle bir şey gözüküyor. Çok teşekkürler Özgecan. Çok sağ ol. Bakalım ben de ilk fırsatta mecliste grup toplantıları dinlemeye gelirim diye bekliyorum ama eski heyecanlı olmadığını da söyleyebilirim. Bir de şey de çok ilginç, yani ilginç dediğim, Meral Akşener'den sonra İyi Parti grupları da bayağı bir şey kaybetti, değil mi? İrtifa kaybetti. Evet, yani çok heyecanlı değil meclis ama yine de gazeteci olarak gitmek zorunda olduğumuz bir yer diyeyim. Bu hafta CHP'nin de AKP'nin de şimdilik en azından gördüğümüz kadarıyla grup toplantısı olmayacak gibi görünüyor. Ancak seni muhtemelen önümüzdeki hafta ağırlarız diye düşünüyor ve umuyorum Ruşen Çakır. Hadi bakalım. Çok sağ ol Özgecan, tekrar.